Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizlerle matematik dersinden zor problemler yapacağız. İlk sorumuz o kadar zor değil de diğer sorularımız bir hayli zor. Sizlere tavsiyem bir kağıt kalem alıp benden önce soruyu çözmeye çalışın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırın. Böyle daha yararlı olacağını düşünüyorum. Birinci soru dediğim gibi çok zor değil. Oradan başlayalım. Isınma olsun. Diğer sorular zor. Aynı duraktan zıt yönlere doğru hareket eden iki otobüsten biri saatte 85 km, diğeri saatte 93 km hızla gidiyor. 16 saat sonunda aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Aynı duraktan çıkıyorlarmış. Birisi başka bir yöne gidiyor, diğeri tam zıt yöne gidiyor. Birisi 93 km hızla gidiyor, diğeri 85 km hızla gidiyor. Hemen 16 saat gittiklerinde ne olur bakalım. 93 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 3, 18 elde var. 1, 6 kere 9, 54. Bir de elde 55. 1 kere 3, 3. 1 kere 9, 9. Evet otobüsün birisi 1488 kilometre gitti. Diğeri 85 gidiyordu. 16 ile çarpalım. 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 8 48 3 de elde. 51 oldu. 1 kere 5 5. 1 kere 8 8 topluyorum. 0 6 8 5 daha 13. Bu da 1360 kilometre gitti. Birbirlerinden ayrı yönlere gittiği için aralarındaki mesafe çoğalıyor. O yüzden 2 sayıyı topluyorum. 1488 ile 1360'ı topluyorum. 8 8,6, 14 elde var. 1, 5, 3 daha 8. Demek ki 2848 kilometre birbirlerinden uzaklaşmışlar. Böylece sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Şimdi gelelim ikinci soruya. Aralarında üçer yaş fark bulunan 3 kardeşin yaşları toplamı 39'dur. Buna göre ortanca kardeş kaç yaşındadır? Şimdi 3 kardeş varmış. Şöyle yazalım küçük kardeş. Ortanca kardeş ve büyük kardeş. Ve aralarında 3 yaş fark varmış. Şimdi küçük kardeşi bilmiyoruz. Bir kutu yaptım. Ortanca kardeş diğerinden 3 yaş büyük olduğu için 3 fazla yaptım. En büyük kardeş de kutudan yani küçük kardeşten 6 yaş büyük oluyor. Çünkü üçer üçer yaşlarının farkıymış. O zaman 6 yaş büyüktür. Ve bunları topladığımız zaman 39 ediyormuş. Şimdi ben bunları ilk önce Hepsinin yaşı eşit olduğu durumu düşünüyorum. Yani şu 6 fazlalıkla 3 fazlalığı ikisi beraber 9 fazlalık oluyor. Şöyle toplayalım. 9 fazlalık var. 39'dan bu 9 fazlalığı çıkarıyorum. Neden? Çünkü 3'ünün de yaşlarının eşit olduğunu varsayıyorum. 0. Demek ki 3'ünün yaşları eşit olsaydı 30 olacaktı. O zaman 30'u 3'e bölüyorum. Çünkü 3 kardeş olduğu için 30 bölü 3. Bir defa var. 0 indiriyorum. 0'da 3 yok. 10 çıktı. Demek ki bir kutu 10 ediyor. Ortanca kardeş ise 10 ile 3 fazlası olduğu için 13 yaşında oluyor. Bize sorulan zaten burasıydı. Büyük kardeşi sorsaydı 10 ile 6'yı toplardık. O da 16 olurdu. Şimdi 3'ünün yaşlarını toplarsanız sizde 39 ettiğini göreceksiniz. Üçüncü soruya bakalım. Bölümün 8 olduğu kalansız bir bölme işleminde diyor. Şimdi söyleneni yazıyorum ilk önce. Bir bölme işlemi. Bölüm 8'miş. Ve kalansız. Yani kalan yok. Şöyle 0 diyelim. Bir bölme işleminde bölünen ile bölen sayının farkı 161'dir. Şimdi bölünen sayıyı bilmiyoruz. Bölen sayıyı bilmiyoruz. Bunları nasıl bulacağız? Zaten ikisini soruyor bize. Bölünen ve bölen sayıları bulunuz diyor. Ben şöyle bir mantık yürütüyorum. Buradaki sayıyı bölen kısmına bölme yaptığımız zaman 8 çıkmış. Demek ki bölünen sayı sonucun 8 katı oluyor. Yani şuraya bir kutu desem. Şimdi buradaki sayıyı bir kutuya böldüğümde 8 çıktığına göre 8 çarpı kutu burada da 8 kutu olur o zaman. Yani bölünen sayı demek ki 8 katı yani 8 kutu oluyor. Bakın 8 kutuyu 1 kutuya böldüğünüz zaman 8'i e, böldüğünüz zaman 1'e 8 çıkar. Buradan yola çıkarak şimdi sorumuzu çözebiliriz. Ne diyordu? Bölünen ile bölen sayının farkı 161'dir. Şimdi bölünen neydi? 8 kutu. Farkı dediğine göre eksi. Bölen sayı 1 kutu. Bunları çıkardığın zaman ne kalıyor? 7 kutu kalıyor. Ve bunların farkı ne kadardı? 161'di. 7 kutu demek 161 demek. O zaman 161'i 7'ye bölelim önce. 1'de yok. 16'da 7. 2 defa var. 2 kere 7. 14. 2 kaldı. 1'i getiriyorum. 21'de 7. 3 defa var. Demek ki 1 kutu 23 çıktı. Yani bölen sayımız 23'müş. Şimdi bölünen de artık bulabiliriz. Bölüneni ne yaparız? Şunların ikisini çarparız. Değil mi sevgili öğrenciler? 23 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 3 24 elde var. 2. 8 kere 2 16. 2 de elde 18. Demek ki bölünen sayımız da 184'müş. Bu şekilde ikisinin de cevabını bulmuş olduk. Bölen sayı 23. Onu da yazalım hatta yerine. 184 olarak. Böylece sorumuzu çözmüş olduk. Dördüncü soruya bakalım. Eksilen çıkan ve farkın toplamının 468 olduğu. O şunu yanlış yapmışız. Olduğu bir çıkarma işleminde fark 185'tir. Çıkan sayıyı bulunuz diyor. Şimdi burada size bir şekilde göstermek istiyorum. Çıkarma işlemini hatırlayın. Diyelim ki çıkarma işleminde üstteki sayıya biz ne diyorduk? Eksilen diyorduk. Eksilen. Eksilen bir ekmek olsun. Ve ben bu ekmeğin bir kısmını yiyorum ekmeğim azalıyor değil mi? Burası da çıkan kısım. Çıkan diyorduk. Çıkardık. Geriye ne kaldı? Yemediğim küçük bir parça kaldı. Şöyle şuraya yuvarlak yapalım. Bu da neydi? Farktı. Şimdi ne diyor? Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 468'miş. Şimdi yazalım bunları. Eksilen bir ekmek. Çıkan ile farkı da bunlara katacağım. Çıkan ile farkı birbirine yapıştırırsam onlar da bir ekmek olur. Yani iki ekmek olur. Bunların toplaması 468'miş. O zaman ben bir ekmeği bulabilirim. Eksileni bulabilirim. 468'i 2'ye bölmem gerekir. Çünkü 2 ekmekti bu. 468'i 2'ye bölelim. 4'te 2, 2 defa var. 0, 6'yı getirdim. 6'da 2, 3 defa var. Ve son olarak 8'i getirdim. 8'de 2, 4 defa var. Şimdi bir ekmek yani eksilen sayıyı buldum 234. Şuraya yazabilirim artık. Ve ne diyordu bana fark 185'miş. Bunu da biliyorum. Ne kaldı geriye? Çıkan sayı. Çıkan sayıyı nasıl buluruz? Yukarıdaki büyük eksilen sayımızdan farkı tekrar çıkarma yaparız ve böylece geriye çıkan sayı kalır. Yani 234'ten 185'i çıkarıyorum. 4'ten çıkmaz 14'ten 5 çıktı 9 2 kaldı. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4. Demek ki çıkan sayımız 49'muş sevgili öğrenciler. Bu şekilde soruyu çözmüş oldum. 5. sorumuz Bir bölme işleminde bölen 34. Hemen yapalım yine. Bu soru çok zor değil. Bölen 34. Bölüm bölenden 4 fazla. Yani şurası 34 ile 4'ü toplarsak ne yapar? 38 yapar. Bölümü bulduk. Kalan 28. Kalan da yazalım yerine. 28. Bakın hep söylenenleri hemen yazıyorum. Buna göre bölünen sayı kaçtır diyor. Yani şurası kaçtır. Bu kolaymış demek. Şu ikisini çarpacağız. Sonra bulduğumuz sonuçta da bunu toplayacağız ve soruyu çözeceğiz. 38 ile 34'ü çarpma yapalım önce. 4 kere 8 32 elde var 3, 4 kere 3 12, 3 de elde 15, 3 kere 8 24 elde var 2, 3 kere 3 9, 2 de elde 11 oldu. Toplayalım 2, 9, 2 ve 1. 1292 oldu. Henüz bitmedi. Bir de 28 vardı. Bunu da toplayacaktık. 1292 ile 28'i toplayalım ve böylece sonucu bulalım. 10, 10 oldu, 12. Verdim. 3 oldu. Demek ki sonuç 1320 1320'ymiş. Yani bölünen sayı şurası. 1320 1320'ymiş. Cevabı bulmuş oldum. 6. sorumuzda bir bölme işlemi görüyorsunuz. Ama harfler var. Ve iki tane 0 var. Rakam da var. Harf de var. Bakalım bölmeyi yapalım. Biz bunu alt alta yazalım. Öbür türlü yazalım. Neyi bölüyoruz? AB 0 0 AB Kime bölüyoruz? AB harfine bölüyoruz. Hemen yapalım. Ne yaparız? Her basamağı tek tek sorarız. A'da AB var mı? Yok. Çünkü A az geliyor. O zaman buraya bir sıfır koymamız gerekir. Baştaki sıfırları genelde koymayız ama biz gene de koyalım. Bunu bölemediğim için ikisini beraber soruyorum. AB'de AB bir defa olabilir. Bir kere AB AB eder. Çıkarıyorum. Şimdi kimde sıra sıfırda. Gel bakalım sıfır sen diyorum. Ve getirdiğim sayıyı muhakkak soruyorum. Sıfırda A, B var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır koyuyorum. Şimdi bunu bölemedim. Diğerini getiriyorum. Bu sen de gel bakalım. Getirdiğim sıfırı gene soruyorum. Gene yok. O zaman buraya bir sıfır koydum. Sıra A harfinde. Gel bakalım A harfi. A harfinde AB yok. Çünkü az geliyor. Yine bir sıfır koydum. Şimdi B'yi getiriyorum. AB oldu burası. AB'de AB bir defa var. Bir kere AB AB eder. Ve ne oldu? Bölmemizin sonucu 10.001 10, çıktı. Baştaki sıfırı koymasak da oluyormuş. Cevabı böyle yaptıysanız başardınız demektir. Yedinci soruya bakalım. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 894 ise eksilen kaçtır? Az önceki ekmek hatırlayın. Eksilen yine yapayım ben aynısını. Çıkan yediğim kısım ve kalan. Şöyle yapalım. Burası da kalan bölüm. Güzel çizemedim. Ne diyor? Eksilen bir ekmek. Hemen yapıyorum. Çıkan ve farkın toplamı. Çıkan ile farkı yapıştırdığım zaman onlar da bir ekmek oluyor. 2 ekmek eşittir. 894'müş. Kimi soruyor bana? Eksileni. Yani bir ekmeği soruyor. 894'ü 2'ye bölüyorum. Bu kadar kolaymış. 8'de 2 4 defa var. 9'u getiriyorum. 9'da 2 4 defa var. 4 kere 2 8 eder. 1 kaldı. 4'ü getiriyorum en aşağıya. 14'te 2 7 defa var. Demek ki eksilen sayımız 447'ymiş. Cevabı bulmuş olduk. Son sorumuz. Bir çıkarma işleminde eksilenle çıkanın toplamı 856. Hemen yapalım. Çıkarma işlemi diyor. Yine eksilen yerine bir ekmek yapıyorum. Çıkan yediğim ekmek. Evet. Sonra bir de farkı da göstereyim size şöyle. Kalan ekmek. Eksilenle çıkanın toplamı 856. Şimdi bunlar bunu birazdan yapacağız. Ve eksilenle çıkanın farkı 194. Yani şunların ikisinin farkı şu 194'müş. Bunu öğrendim. İse eksilen kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşünün sevgili öğrenciler. Eksilenle çıkanın toplamı dediğine göre eksilenle çıkanın toplamı yani şu kısmı şöyle bir araya getirelim. Eksilenle çıkanın toplamı. Şu çıkanı da yapayım. Ve bunu da bunlara katayım ben. Yani şu kalan parçayı da bunlara katayım. Şunların ikisi 856 imiş. Şöyle yapayım. Ve şu 194 kalan parçayı da bu şuna yapıştırırsam yine iki ekmek elde edeceğim. O zaman 194'ü 856 ile topluyorum. 194'ü topladım. İlk önce bunları bir araya getiriyorum. 10. 9, 6 daha 15. 50 var. 1, 9, 1 daha 10. Ne oldu? 1050 oldu. Yani şunu da bunlara kattığım zaman 2 ekmek oldu. Bunların sayısı zaten 856 idi. Ve hepsini topladım. 2 ekmek 1050 oldu. Şimdi 2 ekmeği yine 2'ye böleceğim ve 1 ekmeği bulacağım. 1'de 2 yok. 10'da 2 5 defa var. 5 kere 2 10. 5'i indiriyorum. 5'te 2, 2 defa var. 2 kere 2, 4. 1 kaldı. 10 oldu burası. Gözükmüyormuş ekranda. 10'da 2, 5 defa var. 5 kere 2, 10. Evet ne oldu? Eksilen sayıyı bulmuş olduk. 1 ekmek 525. Eksilen sayımız ortaya çıktı. İnşallah sizlere soruları anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.